haftaya astroloji ile başlayalım dedik her zaman olduğu gibi ve sevgili astrolog Duygu Demir bizimle. Hoş geldin Duygu nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın İnce? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Çok güzel bir gün aynı zamanda aşkın sevginin gününde geldin. Bize konuk oldun. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Seni de sevgililer gününü kutluyorum. Ben de aynı şekilde bütün izleyicilerimizin sevgililer gününü kutluyorum. Evet inşallah güzel bir hafta olsun. Bu haftanın etkileri nasıl? Mars ve Venüs de aynı hmm. zamanda kavuşumda gidecekler bu hafta boyunca sanırım. E, genel anlamda bir de aslan dolunayımız var. Aslan Hı. da aslında biraz aşkı değil anlatan aynen. bir burç aşkı, değil mi? Aşkı, sevgiyi, mutluluğu, neşeyi anlatan bir burç aynen. Hı -hı. Tam zamanda hepsi üst üste çok güzel denk geliyor bu Ama anlamda. Ama güzel bir dolunay mı bilmiyorum. Tabii etkilerini senden <laughs> dinleyeceğiz. Genel olarak nasıl bir hafta bekliyor bizi 14 Şubat haftasında. Tamam. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Öncelikle Venüsle ile Mars dediğin gibi yan yana hareket ediyorlar bu hafta. Aslında sadece bu hafta değil 6 Mart'a kadar yan yana devam edecekler. Oğlak burcu Hı hı. oğlak burcu aşkın sevginin burcu değil hedef odaklı e, para kariyer finansla ilgili olan bir burç O yüzden bu Venüs Mars kavuşumları Hani bizi çok duygusal çok romantik kılacak Aa. mı? O zaman Çok daha çıkarcı ilişkiler mi gündeme gelecek? Beklentiler gündeme gelecek. Ben bu ilişkinin içinde şunlar olursa yer almayı tercih hmm. ederim. Bunları bana sunman gerekir. Ben toplumun içindeki duruşumu, itibarımı, yerimi önemsiyorum. Benim gururumu ve onurumu da koruman gerekir gibi bir söylemle aslında. Ama yeri daha geliyor, onlar ön da ön önem hayatımızda elbette. Tabii ki, tabii ki. Yani beraberken bana saygı duyuyor musun? Çünkü Oğlak Burcu biraz daha o kuralların içinde kalmakla e, ama bu kurallardan kastettiğim yani böyle örfler, adetler birbirimize uyum sağlamakla ilgili kurallarla da bağlantılı. O yüzden biraz daha böyle işin mantık kısmı, beklentiler kısmı, birbirimize uyumlu muyuz, birbirimize uygun muyuz kısmıyla da daha fazla içli dışlı olduğumuz bir zaman olacak. Tabii ki ama her durumda Venüs ile ve Mars yan yana ise ilişki yaşamak isteriz, ilişkinin peşinden koşmak bunun uğruna mücadele etmek isteriz. Evet. O savaşma güdüsünü veriyor. O yüzden birazcık av avcı süreçleri de var işin içinde. Biraz daha kaçan kovalanır halleri de var ister istemez. Bir diğer taraftan ama Venüs'ümüz şu anda gökyüzünde Lucifer pozisyonunda. Bu o yüzden biraz daha fazla çatışmalara ve tartışmalara da açık hale getiriyor bizleri. Yani o mücadele edelim derken bir anda kendimizi bir tartışmanın içine, bir kavganın içinde bulabiliriz. Daha böyle dikkatli yönetmek, daha tatlı tatlı yönetmek iyi olacaktır. Bir de şöyle bir şeyimiz var ince. Venüs parayla ilgili. O yüzden Mars'ta biraz harcatır, çarçur Hı -hı. ettirir. Şimdi gündemimiz belli. Çok yoğun zamanlardan geçiyoruz. Daha finansal kaynaklarımıza hakim olursak daha iyi olacak olan dönemlerden geçiyoruz. O yüzden bu Venüs Mars ikilisiyle de harcamalarımıza dikkat edelim derim. Evet. daha önce de Venüs retrodaydı zaten Hı -hı. seninle yayın yaptığımız Aynen. vakit Aynen. önceki yayınımızda. Şimdi de Venüs ve Mars kavuşuyor. Bir yandan da para piyasalarını yine Hı -hı. E, ani beklenmedik durumlara sokar mı bu? Olay. Um, bence sokar çünkü birincisi Venüs'ün artık buralardan çıkması için retro yaptığı dereceyi geçmesi gerekiyor. Bizim olayları nasıl gördüğünü anlamamız için. Bu da yaklaşık 6 Mart'lara kadar bir zaman dilimine işaret ediyor. O yüzden o döneme kadar halen daha kırılgan bir şeyde yürüyoruz, hatta yürüyoruz. Bir diğer taraftan bütün bu Venüs-Mars kavuşumunun yanı sıra senin bahsettiğin Aslan Dolunayı. Aslan altın demek, para demek, şatafat demek, şaşa demek, güç demek. O yüzden hep para piyasalarının ucu dokunur bir şekilde. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Çok böyle teknik teknik konuştum. Hani uzatmayayım çok ama e, şeye geri referans vermek isterim. 19 Kasım'daki tutulmaya geri referans vermek isterim. E, 19 Kasım'daki tutulmamız, tutulmalar akabindeki 6 ayın nasıl ilerleyeceğini belirlediği Hı -hı. için halen daha gündemimizi belirliyor evet, ve bu tutulma o da boğa ve parayı anlatıyor. Aynen boayı ve boğa burcunda dediğin gibi parayı anlatıyor ve 27 derecedeydi. Hı -hı. Şu anda gökyüzünde bunu etkileyen, tetikleyen kadersel ay düğümlerimiz 27 Derecede. Dolunayımız yine aynı derecelerden olacak. Demek ki biz 18-19 Kasım'da yaşanan o doların hızlı yükselişi, ardından yaşadığımız panik duygusu, zamlar, bütün bunlarla ilgili tekrardan gelişmeler yaşayacağız. Bir dönüm noktasından geçeceğiz tekrardan. Aynı döngüyü yaşayacağız sanırım. E yine yükselme durumu söz konusu mu? Evet. Bence şöyle bir şeyimiz olacak Aslan Burcu liderlerle ve güçlü kararlarla ilgili liderlerin biraz çıkış yapmasıyla ilgili bizim ülke gündemimizden öte dünya siyasetinin iyice ateşleneceğini düşünüyorum. Aslan Burcu zamanlarında ne olur benim lafım geçsin benim hükmüm sürsün denir bir anda biz böyle bütün işte Putinlerin Ukraynaların Amerikanın hepsinin birbirine daha büyük restleşmelerini falan görebiliriz bu dönemin içinde ve bunun etkisiyle beraber zaten Fed'in bir toplantısı var bildiğim kadarıyla yakın dönemde orada alınan kararlarla beraber bize yansıması e, doların tekrar yükselmesi gibi olabilir sabit tutmak zor olabilir altın özellikle aslan burcu altın demektir altında bir hareketlilik beklerim bir de şu önemli böyle üç bacaklı gibi düşünelim 19 Kasım bu tarihler akabinde bir de 16 Mayıs'taki tutulma yani o 16 Mayıs tutulması geçene kadar biz bence o hani nereye gider kırılgan durum bir anda yükselir düşerleri yaşamaya devam Hı -hı. edeceğiz diye düşünüyorum. Maalesef ki. Evet 16 Mayıs'a kadar belirsizlikler Aynen. devam ediyor diyebiliriz o zaman. Aynen. Hı -hı. Aynen. Evet peki şimdi Aslan Burcu'nun e, Aslan burcunda donlayın. Evet. Burçlara etkilerine geçmeden genel Hı -hı. olarak aktarmak istediğin Hı -hı. şeyler varsa onları dinleyin. Tamam. Sonra da burç burç devam ederiz. En sevdiğimiz kısım zaten orası. Aynen anlaştık. Aslan burcundaki dolunayımız 16 Şubat tarihinde meydana gelecek. Dolunaylar birkaç gün öncesinden etkisini hissettirir. O yüzden biz şu anda zaten o tırmanan gerilimi yaşıyoruz. Evet. O dolunay enerjisi içindeyiz. Zaten bugün öğlen iki buçuktan sonra ayımız Aslan burcuna geçecek. İyice hissetmeye başlayacağız. Ee, ve akabindeki 10 gününde nasıl geçeceğini belirleyecek. Yani 16 Şubat bir Şubat'ın sonlarına kadar artık biz bu enerjiyle uğraşmaya, ortaya çıkan olaylarla ilgilenmeye devam ediyoruz. Dolunay zamanında nasıl? Ay gökyüzünde kocaman parlak yer alıyor. Demek ki gerçekler ortaya dökülüyor. Olaylar ortaya çıkıyor demek. Yani e, biraz böyle stresli, gerilimli, konuşmalı, hislerimizi fark ettiğimiz falan bir dönemden geçeceğiz. Bir tarafta bu cebimizde. Bir diğeri Aslan Burcu neyle ilgilidir? Aslan Burcu aslında neşeyle ve mutlulukla ilgilidir. İyi hissetmek, daha böyle coşkulu olmak, yeteneklerimizi sergilemekle ilgilidir. Kalple bağlantılıdır Aslan Burcu. Bir bir diğer taraftan da aslında karnımızdaki o enerjiyle, güçle, solar plexus çakra ile ilgili demek ki otoritemizi ortaya koymak. Ben bunu istiyorum demek, ben bunu hak ediyorum demekle çok ilgilidir. Neşeyle, mutlulukla, aşkla bağlantılıdır. O yüzden bu dönemde biraz daha otoritemizi ortaya koymak, kendimizi ve yaratıcılığımızı ifade ben etmek isteriz. Ben bunu istiyorum, bunu hak ediyorum herkes mi diyecek? Aynen. Aslanlara yabancı bir cümle değil. değil Aslanlar mi? hep diyor zaten değil mi? Aslanlar kraliçe taçlarını kral taşlarını takıp devam ettiği için herkes demeyi öğrenmeli bu dönemde. Evet, keşke öğrenebilse. Ee, bunu derken sadece şöyle bir meselemiz var. Aslan burcu nedir? Bir taraftan cömert bir sevgiyi anlatır bize, diğer taraftan ise biraz kibirli ve nobran bir hali de anlatır. Ben bilirim benim dediğim gibi olacak diye tutturmayı keskin tavırları anlatır, keskin tavırlara düşenlerimiz zararla çıkacak. Yani işler bütün ilişkileri işleri toparlayabilecekken hayır ya istemiyorum diye herhangi bir şekilde boynunu böyle biraz bükmeyi hiçbir şekilde görmeyenlerimiz Elindeki kaynakları dahi kaybedebilir Biraz yumuşaklığa sevgiden hareket etmeye ihtiyacımız var Tabii ki Aslan Burcu hem liderlerle ilgili firmaların üst düzey yöneticileri gibi kişilerle de ilgili Hem de bir yandan bir ülkenin sanatçılarıyla bağlantılı O yüzden bu dönemde ünlü isimlerle ilgili biraz daha kritik dönemeçli belki sağlık problemlerine de işaret eden şeyler Maalesef ki duyabiliriz biraz önce dediğim gibi liderlerin çıkışlarını da duyabiliriz birbirlerine karşı Aynı zamanda Aslan Burcu sağlık olarak baktığımızda da kalple ilgilidir. Kalpten çıkan atar demarlarımıza yani kan dolaşım sistemiyle çok bağlantılıdır. Sırt bölgesi ve sırt ağrılarıyla çok ilgilidir. O yüzden yine eğer ki kendi sağlıkla ilgili uğraştığımız bir temalarımız varsa bunları gündeme getirebilir gibi duruyor. Aslan Burcu otorite figürleriyle ilgili olduğu için yaşça büyük erkekleri aile içindeki yaşça büyük kişileri yine eril figürleri anlatacaktır bizlere. Çatışmadığımız sürece ya da tabii ki de çatışabiliriz ama hani daha iletişime açık olduğumuz bir sürece çok sorun olmayacak. Merkürümüz kova burcunda çünkü tam Dolunay esnasında retroya başladığı zamanlara geri referans veriyor. O yüzden e, biz böyle hani bir 5-6 gün kadar halen daha eski defterleri, Kasım ayında olan bitenleri, işte yakın vadede bir böyle e, şeylerin ocağın ortasında 14 Ocak civarları olan bitenleri konuşuyor olacağız. O zaman öyle olmuştu, bu böyle olmuştu diye konuşacağız gibi duruyor. Parayla ilgili, şatafatla ilgili bunu da tekrardan dipnot düşeyim. Evet gündemimiz en çok Aslı'nın sevdiği konular Aynen. para, şatafat, güç. E, güç. Bir yandan da tabii dikkatli olmamız gereken özellikle bir herhalde ortalama 5 günlük süreç boyunca evet. e, bir kendimize sahip çıkalım, çenemize sahip Aynen. çıkalım değil mi? Yani güç bir nefes alalım, girmeden. sakinleşelim. Çünkü evet, Herkes aslan hmm. gibi benim dediğim olacak derse hiç Yandık. kimse uzlaşamayacak o zaman. Avantajımız şu merkürümüz kovada daha zihinsel anlamda biraz daha Bugün e, şeyiz, hani bugün 29 derecede Oğlak Burcu'nda. Bugün biraz daha karamsar olabiliriz zihinsel olarak. Uçlara savrulabiliriz ama sonrasında rahatlayacağız. Merkür Kovay'a geçtikten sonra mantıklı davranmaya başlayacağız zihinsel olarak. O yüzden o egoyu kenara da bırakıp zihnimizle kalbimiz arasındaki dengeyi tutturmaya çalışıp devam edersek Hı -hı. muhteşem olur. Evet o zaman burçlarımıza geçelim dilersen. Hı -hı. Hem Aslan Burcu'nda Dolunay'ın etkilerini konuşalım hem de aşkta en şanslı Hı -hı. burçlarımız kimler olacak? Tabii sevgili Yıllar gününe uygun bir şekilde hmm. onları da es geçmeyelim. Dilersen Aynen. yükselen koçlar ve koçlarla başlayalım. Tamam. Onların Sebebi... da güzel beşinci evinde. Evet Aşk evet evinde eğlenceli bir... neşeli Dolunay güzel var. zamanlar. Ee, yine aynı şeyi diyeceğim ama şu şöyle başlamadan önce lütfen bazen e, geçtiğimiz dönemleri hatırlamak çok kolay olmayabiliyor. Ama astroloji hep döngüler şeklinde çalışıyor. Kendi özel ilişkilerimizde de. Kasım ayında neler yaşadıysak, iyi ise iyi, kötüyse kötü bunun karşılığını yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bunu unutmayalım diyorum. Hemen koçlara geçiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Dolunay 5. evlerinde çocuklarla ilgili, aşk hayatıyla, flörtle, neşeyle, mutlulukla ilgili, coşkuyla ilgili bir zaman dilimi diyecekler ki bana. Bir yandan biz para meseleleriyle uğraşıyoruz. Neyin coşkusu, neyin mutluluğu diyecekler. Biliyorum hani hı hı. genel gündemin haricinde bu geçici sürecin içindeyi kastediyor gerçekten ay düğümleri- 28 eksenlerine devam ediyor e, ortak finansal kaynaktan aileyle ilgili finansal kaynaklardan ailedeki sağlık temasından dolayı biraz zorlandıkları dönemden geçmeye devam ediyorlar bu dolunayın içinde kısa da olsa bir böyle mutluluk bulma şansları illaki olacak yeni bir aşk yeni bir flört yeni bir coşku hayatlarına girebilir çocuklarıyla olan ilişkilerini düzenlemekle ilgili bir şans bir imkan bir fırsat olacaktır çocuk isteyenler için bir değerlendirme konuşma görüşme zamanı olacaktır. Ee, biraz da böyle koçlar da lider karakterli olduğu için, öncü karakterli olduğu için bu dönem sahne önü, kürsü önü zamanı gibi yani bir risk aldıkları, ben bunu yapacağım, şöyle harekete geçeceğim, böyle kendimi ifade edeceğim dedikleri bir dönemden Hı -hı. geçecekler Belki gibi sahnede duruyor. olmak adına hareketlerde Tabii. bulunacaklar. Aynen. Bir yandan da e, orada da hani bir takım spekülatif yatırımlar evi olduğu evet, için orada tamam. acaba şanslılar mı, şanssızlar mı? Ee, ben bunu biraz şey gibi görüyorum. Haritaya göre mi acaba? Haritaya göre tabii ki ama bu Dolunay öyle bir şey ki bir anda ortaya çıkarttığı için ve bir dönüm noktası yaratacağı için böyle çok piyasayı iyi takip eden, anlık bakan kişiler çok güzel fırsatlar yakalayıp bir anda yükselip hemen satıp başka bir şeye geçiş yapabilirler. Ama bu dönem şey değil. Ay kenara koyalım da uzun uzun bekleyelim de zaman değil. Böyle hı hı. çok anlık gözlemleyip tak tak işlem yapıp bazı kişiler çok güzel kazançlar elde edebilir. Özellikle altınla ilgili Aslan Burcu oldu için Evet özellikle altın doğru Aynen. aslanı anlatır altın Aynen. genelde ee, öyle yatırımları varsa onlara bıraktık tavsiye değildir tabii Aynen. ki. Aynen bir yatırım tavsiyesi <laughs> evet. değildir. Peki. Şimdi aşkla ilgili güzel gelişmeler ha. de olabilir. Belki tamamlanma olabilir mi? Dolunay olduğu için ee, o enerji var mı? Şöyle olabilir gerçekten de. Yani yine aynı şeye referans vereceğim. Kasım aylarından beri sürüncemede giden hı hı. ilişkilerde beklentileri, ortak kararlar, derinleşme, belki birazcık daha tutkularıyla aldıkları bazı kararlarda artık bir netleşmeye varacaklar. Bu ilişki benim için doğru, bu ilişki benim için değil gibi. Hı hı. Eğer ki böyle sürüncemede giden bir şey varsa bazıları ya yeni bir sayfa açacak, güney Ay düğümü akrebe kare açı yapıyor. Küllerinden yeniden doğacak o ilişki ya da diyecekler ki ne kadar uğraşsak da nafile ama bu dönemde alınan kararlar kati kararlardır. Artık hani denedik 3 gün sonra tekrar denedikle de öyle Hı -hı. devam etmez. Yani olumsuzsa olumsuz, olumluysa olumsuz, olumlu olur bu dönemin içinde. İnşallah güzellikler evet. geçirsin. Yükselen Koçlara ve Boğalara evet. geçelim. Onlar için nasıl etkiler var bu Aslan dolunayında? Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar biraz daha fazla Ev ve yuva ile ilgileniyorlar bu dönemin içinde. Kimisi aile büyükleri, aile büyükleri ilgili sorumluluklarını daha fazla ele alacak. Kimisi aile büyüklerinin özellikle erkeklerle ilgili e, sağlık temalarıyla ilgilenecek maalesef ki kalp teması söz konusu olabilir aile büyüklerimizde. Kimisi ev ve yuva içindeki dengeyi ve huzuru kurmaya çalışacak. Şimdi boğaların kendi burçlarında bir kuzey ay düğümü var. Benim artık benim rotamdan gidelim. Benim düzenimle istikrarı, huzuru tercih edelim. Lütfen artık krizler yaşamayalım diyor ilişki hanesine. E, ve bunu da eve artık yansıtmak isteyecek. Diyecek ki güç savaşlarına girmeyelim. Tabii ki eğer ki bir anda bir gerilim, bir çatışma, bir gerginlik olabilir. Buraları çok büyük, çok alevli değil. Biraz daha yumuşak ve daha sevgiden yola çıkarak çözümlemeye çalışırlarsa daha iyi olur. Yoksa gerçekten de Mayıs'taki tutulma ilişkileriyle ilgili bir viraj, bir dönüm noktası getirecek. Bu da bir ara nokta. Yani bu dönemki ilişkideki meseleleri çözümleyelim, çözmeye bakalım derim. Bir diğer taraftan tabii ki dördüncü ev evimizle, yuvamızla ve gayrimenkulümüzle ilgili. Bazıları diyecek ki evin içine bir düzenleme değişiklik yapalım. Evi değiştirelim mi? değiştirmeyelim. Ben burayı çok alım satım zamanı gibi görmüyorum açıkçası. Ama eşle, ortaklarla, paydaşlarla oturup bir konuşup neler yapalım ev ve yuva ile ilgili diye konuşmak isteyecekler. Birazcık daha parasal süreçleri yöneterek ilerlemek isteyecekler bu dönemde. Aşkla ilgili olarak da beklesinler, sabretsinler. Şimdi artık 2 Mart'ın başında hem şu anki Venüs Mars kavuşumu destek oluyor hem de 2 Mart'ta Balık burcunda çok güzel bir yeni ay var. Sosyal çevrelerinden destek alarak falan böyle güzel güzel iyileştirecekler ilişkilerini, aşk hayatlarını. Az bir zaman kaldı. Evet, bu aylarda sabretsinler. Peki ikizler için nasıl olacak? Dolunay'ın etkileri. Onlara aşk var mı? 14 Şubat'a özel bir yorum evet. alalım. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları bu dolunayı, bu şeyi, bu dönemin etkisini aslında Nasıl diyeyim? En yumuşak ama en böyle hani bir yandan krizli ama bir yandan yumuşak atlatan burç diyebilirim. Venüs Mars ikilisi 8. evlerinde. Diyorlar ki artık ilişkinin içindeki ortaklaşa kararlarda biz nereye varıyoruz, ne yapıyoruz, ciddi miyiz, parasal konularımız ne olacak? Bunlarla ilgili daha çok uğraşıyorlar ve mücadele ediyorlar. Bazıları biraz daha krizli geçiriyor olabilir bu dönemi ama hani bir olay olduğu için değil. içsel anlamda biraz daha yorgun hissetmek gibi. Bir diğer taraftan. Ay düğümlerimiz artık 12. evinde Kuzey Ay düğümü o yüzden hayat diyor ki biraz artık akışa bırak çok koşturmaca, çok fazla seçenek, çok fazla iş güç bunları biraz daha bırakalım. Günlük hayatındaki rutinleri düzenle, kendi de hayatın akışına bırak ve biraz takip et diyor. Ee, şeyimiz Dolunay'ımız üçüncü evimizde. Karar mekanizması alanımızda. O yüzden bu sürecin içinde hayata dair düşüncelerimiz, fikirlerimiz kararlarımız ön plana çıkar. Her türlü iletişimle ilgili konu, iletişim bazı projeler olabilir, sosyal medya olabilir, belki bir kardeşlerle, kuzenlerle, yakınlarla olan bir konuşma olabilir. Bunlar gündeme geliyor. Demek ki ikizler burçları iletişim ustası olduğu için bu sürecin içinde yaratıcılıklarını kullanarak yeni bir çözüm üreterek şöyle yapalım böyle yapalım diye keyifle ilerledikleri noktada bir sorun çıkmaz. Ama takılı kalırlarsa, inat ederlerse çünkü e, sabit eksende dolunayımız ne olursa olsun. Birazdan sıkışıklık yaşarlar ve hayatlarıyla ilgili dönüm noktalarından geçerler gibi duruyor. Yakınlarıyla olan ilişkilerini iyi yönetsinler. Bekar ikizlerimiz için telefonun ucundan, sosyal medyadan, iletişim mecralarından haberler var. O yüzden görünürlüklerini arttırsınlar sosyal medyada derim. İkizler Aşkın zaten gibi. sever öyle sosyal Değil mi? medyadan Hayırlı. bence birileriyle flörtleşmeyi gibi geliyor. Aynen. Duyduğum özellikle ikizler erkekleriyle ilgili e, öyle şeyler çok duyuyorum bilmiyorum. <laughs> evet yani daha böyle hızlı, daha ulaşılabilir, daha bir tık daha yüzeyde kalan belki ama eğlenceli, böyle iletişimi çok sevdikleri için hı hı. böyle iki e, hikayelere cevap atmalar vesaireler falan da bu bugünlerde böyle bir heyecan hı hı. yükselebilir tekrardan. Evet, o zaman gelelim bakalım. Şimdi de ikizler, hızlı ikizlerimizden evet. biraz daha romantik Aynen. yengeçlerimize onlar için nasıl olacak Aslan evet. dolunayı etkileri? E, yengeç burçları bu dönemde biraz daha fazla artık işin hani e, finansal boyutuyla ilgililer. Yani ilişki nasıl olacak, ne olacak, ne bilecek bunları Venüs retrolarında zaten derinlemesine düşündüler. 7. evlerinde bir Venüs retrosu oldu. E, Merkür retrosu 8. hep de hep böyle ilişki ve ortak paylaşımlarla ilgili, tatminsizlikleriyle ilgili birçok konuyu düşündüler ve konuştular. Şimdi 7. Şimdi Venus artık, Mars'la kavuşuyor. Aynen Venüs Mars'la kavuşuyor. Ocak sonuyla beraber bunu şöyle gibi demiyorum. Çok büyük hayatımızın aşkını hemen bu ...bulduk demiyorum ama artık hayatın tadını... ...çıkarmaya başlayalım. Hı -hı. Beraber hareket edelim. Ortaklaşa planlar yapalım. Neşeyi, coşkuyu hayatımıza davet edelim. İlişkimiz yoksa da aslında... Bu dolunayı destekliyor diyemem size ama Venüs Mars kavuşumları devam ederken ayın sonu martın başı bir ilişkileri bize getirecek gibi duruyor sevgili yengeç burçları için bekar yengeçlerimiz için. Biz bu gündemde bu dolunayda neden bahsediyoruz yengeçlere? Finansal kaynaklarından. Param yeterli mi? E ben hak ettiğimin karşılığını kazanıyor muyum? Kazandığımı bereketli hale getirebiliyor muyum? Bunlarla ilgileniyorlar biraz daha fazla bence bir harcama çıkacaktır diye düşünüyorum çünkü bir dolunay böyle biraz kareli bir dolunay kendi lüksleri için rahatları için o kadar sıkışıklığın içinde artık ben sıkıldım ve kendime dönüyorum. Kendim için bir harcama yapıyorum diyerek bir şeyler alabilirler. Biraz parasal konularla ilgilenecekler. Hı hı. Sosyal çevreleriyle ilgili de irili ufaklı böyle destek almak, işte onlar için bir kaynak yaratmak gibi arkadaşlıklardan destek teması da var. Yine sevgili yengeçlerimize bu sürecin içinde. Evet şimdi gelelim en çok etkiyi alacak aslanlara. Aslanları. Aslanlar nasıl etki alacak bu dolunaydan? Aslanlar kimi aslanlar muhteşem iyi bir şekilde çıkacaklar bu süreçten kimi aslanlar ise aldıkları e, burada hiç kibar davranmayacağım aldıkları egolu kararlar nedeniyle kendilerini ve ilişkilerini zarara uğratacaklar. Şimdi kendi burçlarına bir dolunay. Bu dolunayı şöyle düşünelim. E, Aslan burcuna dolunay Merkür karşıtta yani partnerimiz karşımızdaki kişi daha rasyonel ve mantıklı davranan kişi birazcık ona kulak vermek ortaklaşa şeyleri dinlemek iyi olacak gibi duruyor. Ay düğümleri tam e, kuzey ay düğümü Müstepe'de, güneyimiz dördüncü e, evin içinde aileden, çocukluktan, yuvadan getirdiğimiz bazı birikmişlikler var. Bunları artık ilişkilerimize taşıdığımızda zorluklar yaşatıyoruz gibi bir enerjinin içindeler. Yani aslan burçları diyecek ki ben bunu bu yüzden yapıyormuşum, şunu şu yüzden yaşıyormuşum. Kendilerine dair çok büyük bir farkındalık yaşayacaklar. Kendileri hayat rotaları ve ilişkilerine dair kararlar alacaklar. Bu kararlar bu bir buçuk yılın nasıl gideceğini belirleyecek. Çok önemli bir kritik dönemeçten geçiyorlar. Eğer ki derlerse gerçekten artık ben mantığımı devreye sokacağım. Kendimi, egomu, gururumu ortaya koymaktansa yaratıcılığımla, sevgimle ve mantığımla hareket edeceğim. Çok güzel bir ilişkiyi toparlama ve düzenleme enerjisinden geçecekler. Yoksa gerçekten biraz zarar veriyor olabilirler kendilerine. Dış görünüşlerini değiştirmek isteyecekler. Bu çok güzel güzel gelecektir. Saçları, başları, dış görünüşünü değiştirmek isteyecek. Aslan burçları daha coşkulu, daha neşeli, daha abartılı davranabilirler bu dönemde. Kendilerine dönsünler. Bu enerji kendileriyle ilgili. Bazı aslan burçlarımız yuvasıyla ya da anne babasıyla ilgili olan alanda birazcık böyle krizleri yönetmek zorunda kalabilir. Bunlar daha önceden bildiğimiz konularla ilgili olacaktır. Yepyeni sıfır kilometre bir şey değil bence. Evet. O zaman aslanlar biraz kendilerine bakım yapsınlar çünkü ayaslandayken sanırım biraz daha bakım yapmak için eğilimli gündeyiz. Saçı kestirmek, saç rengini değiştirmek. Çünkü aslan ya aslanların yelesini düşünün bir aslanın. Hı -hı. Ne kadar güzel, ne kadar gösterişlidir. O yüzden ay aslan burcundan geçiyorken kendimize bakmak için muhteşem. Bugün 14.30 geçsin 14.30 Sonra geçiyor ayımız aslan burcuna. Yarın da ayımız aslan burcunda. E, 16'sında zaten dolunayımız var. Böyle bir buçuk günlük, iki günlük sürecimiz evet, var. Yine. Kendinize bakım yapın. Evet. Aslanlar özellikle kendilerini şımartmayı severler Aynen. zaten. Ama tüm burçlar için de geçerli bir durum. Aynen. Geldik şimdi Başaklar'ımıza Aylık evet. başaklar için nasıl etkiler barındırıyor bu dolunay? Aa baş, başaklar için biraz zor sanırım Aynen. 12. ikinci bir dolunay. Evde. E, tek yine de şöyle bir avantajımız var. Şimdi başak burçları bu yıl tutulma eksenlerinden ve jüpiter geçişinden güzel destek alıyorlar. Yani her türlü sıkışıklığın içinde istikrarlı ve uzun vadeli hareket ettiklerinde ki yapıları bu zaten şey yapacaklar bu süreçten karlı çıkacaklar. Şöyle bir haziran aylarına kadar sanki böyle burnumuzu tıkadık nefesimizi tuttuk yüzüyoruz oradan geçiyoruz gibi düşünmeleri gerekiyor. Gerçekten uzun vadede fayda sağlayacak bu geçişler her durumda. Şimdi bugünkü dolunayımız 12. evlerinde. 12. evimiz nedir? Şey gibi düşünün birinci ev benim ve dış görünüşüm hayata dair rotam 12. ev arkamda kalan kısım. Görmediğim alanlar. Evet. O yüzden kayıplarım, krizlerim, arkamdan dönen işler, bilinçaltı meseleleri, psikolojik problemler ile ilgili oluyor daha çok. Hı hı. O yüzden burada bir dolunay ne demek? Ben belki arkamdan dönen bir güç savaşını görüyorum, yöneticimin bir başkasıyla işbirliği yaptığını ve buradan bir olay çıkarttığını görüyorum. Belki e, psikolojik anlamda beni endişelendiren bazı tedirginliklerim e, görülüyorum, görülmüyorum hı. gibi endişelerim bunların ortaya çıktığını daha anksiyeteli bir ruh halinde olduğumu evet. görüyorum. Belki sağlıkla ilgili bir problem görüyorum. Yani biraz daha gizli kapaklı meselelerin hı hı. ortaya çıkmasıyla ilgili. Tabii ki aslan burcu biraz önce konuştuk. Baba figürleriyle bağlantılı olduğu için ailedeki yaşça büyük kişilerin erkek kişilerin yine 12. ev annemizin kardeşleriyle ilgili belki bir dayı gibi birinin sağlık temasıyla da maalesef ki uğraşabiliriz bu sürecin içinde. Biraz böyle bir 10 günlük bir dönemde hayata karşı gözlemci kalacağız. Ondan sonra zaten enerjimiz tekrardan yükselecek. Çünkü 19 Şubat itibariyle şey daha çok yakında 10 gün bile değil aslında ama 19 Şubat itibariyle güneş balık burcuna geçeceği için aslında bu bizi rahatlatmaya başlayacak. İlişkilere odaklanmaya evet. başlayacağız. Sevgilerde güzel için. gelecek o zamana kadar. Başaklar zaten evet. biraz evhamlı. Bu, bu süreç <laughs> biraz daha onlara evham getirebilir. 12. evde deneyimleyecekleri için. Çünkü evet. genelde sanki 12. ev dolunayları öyle etkiler yaratıyor. Evet. Bir yandan ama şu avantajımız var. Venüs Mars ikilisi diyorduk ya beşinci evlerinde hareket ediyor. O yüzden hı hı. her şeye rağmen ilişkilerden ne beklediklerini, ihtiyaçlarını belirleyip ifade edebilecek bir imkanları olacak. Ben ne istiyorum, ben neyi yaşayacağım bunu böyle görerek, yaşayarak ilerlemek isteyecekler. İnşallah güzel gelsin. Onlara mesela oğlak enerjisi iyi gelebilir. Çünkü mantıkçılar ikisi de. Tabii o yüzden. zaten hı hı. beşinci evden üçgen açılar yapıyor. Yatırımlarından bile irili ufaklı kazançlar elde ederler bu dönemde. Evet şimdi geri en sevdiğim burçlara, terazilere, <laughs> yükselen terazilere ne yer getiriyor bu dolunay? Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu dönemin içinde sosyal çevre, arkadaşlıklar, sosyalleşme enerjisi içinde olacaklar. Evet kış dönemindeyiz ama evde oturmayın sevgili teraziler. Dışarı çıkın, çağrıldığınız yere gidin, arkadaşlıkların içine girin. Belki böyle network'ünüzde sosyal çevrenizi ulaşmak istediğiniz birileri varsa bu insanlara bir mesaj atın, bir arayın. Çevrenizden kaynak ve fırsatlar olacak. Buradan bekar terazilerimize yeni bir kısmetler, imkanlar, görüşmeler de çıkabilir. Birileriyle tanıştırılabilirsiniz bu sürecin içinde. Bir diğer taraftan da tabii ki iş imkanları, iş kapısı da açılabilir. Şöyle olacaktır, bir dolunay da Tadı teması olduğu için ve 2-8 ekseninden kare açıları olduğu için eğer ki sosyal çevremizde finansal işlerimiz var ise beraber burada minik bir dönüm noktası olabilir. Bu iş yürür mü yürümez mi? Beraber gidebilir miyiz? Egolarımız çatışıyor mu çatışmıyor mu bunları görebiliriz. Bir diğer taraftan da tabii ki 2-8 ekseninden gelen kareler bizi o iril ufaklı dışarı çıkmalarda o sosyalleşmelerde para da harcatacaktır. Cebimizden biraz para çıkar gibi duruyor. Ne olursa olsun. Evet. E Güney aydüğüm zaten ikinci evlerinde ya yeterince para harcayacaklar Aynen. sanırım bu süreçte. Bir diğer taraftan da bence şu konuyla ilgili çok önemli yükselen teraziler ben neyi hak ediyorum benim e, kıymetim değerim nedir bununla ilgili de böyle birazcık şöyle bir içsel dönüm noktasından geçecekler gibi çünkü teraziler ilişkiyi yürütmek için fazlasıyla fedakar evet, davranabiliyorlar. E, bu dönemde diyecekler ki ben artık kendimden Ödün vermeyi kesiyorum. Ben e, artık hak ettiğimi karşılığını almak istiyorum diyecekler. Evet. Teraziler duyulsun bu dönemde. Harika. İstekleri duyulsun. Duyuralım. Sevgili evet. teraziler bugün sevgili Duygu Demir'in söylediğini söylediğini evet. hem de çok güzel özel bir gün 14 Şubat sevgililer Aynen. günü de deyin ki kendinize. Ben artık hak ettiğim mutluluğu, sevgiyi evet. almak istiyorum. Yani ne veriyorsam almak istiyorum karşılığını. Aynen. Çünkü e, gerçekten koşulsuz sevgi anne babalara has bir Tabii. özelliktir e, koşul derken illa bir maddi çıkar ya da başka bir şey aramayız ki. Seviyorsan karşılığında sevgi beklersin. O yüzden bugün sevgili teraziler önce kendinizi sevin. Sonra karşınızdan hak ettiğiniz sevgiyi alabiliyorsanız alın alamıyorsanız bay bay deyin. Aynen. Tam dolunay zamanı. Şöyle bir şey diyeceğim. E, terazi Burcu, ikili ilişkiler Burcu ya terazinin iki tane kefesi var evet. sonuçta. Bir taraftan verip 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 diğer tarafı kaldırdığımız zaman yukarıya çok fazla hı hı. E, dengeyi bozduğumuzda ya o çok fazla veren kişi artık yeter ben yoruldum sırtlanmaktan deyip gidecek. Bu da terazi kişimiz ya da karşı tarafın artık anlaması gerekecek ve bir dengeye getirmek isteyecek. Burada şu önemli. Satürn kurallar koyan bu, e, gezegenimiz terazi burcunda çok iyi çalışır. Yücelir. Bu da ne demek? İlişkinin içinde bir denge, bir kural, bir eşitlik gerekiyor. Satürn çünkü düzen getiriyor. Bu düzene ihtiyacımız var. O yüzden teraziler verdiğini karşına artık almayı öğrensin. Evet, güzel. Çok güzel Ama... bir tema oldu terazi için. <laughs> Bence de çok terazinin e, özüne uygun. Bir dönem sanırım. Akreplere geçiyorum. Akreplere geçelim. Evet tamam. ikimizin de Burcu Akrepler. Aynen. Bakalım neler geliyor Aynen. bu dolunayda Bizler için de çok önemli sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Dolunay'ımız kariyer ekseninde. O yüzden çok güzel bir şekilde artık verdiğimiz emeklerin karşılığını alma, parlama, Yıldızlaşma zamanındayız. Çok şahane bir dönemde de zaten sizin de Women TV'nin açılışı, bütün bu senin çok güzel programının başlayışı tam seni destekliyor bu anlamda bu enerji. Şimdi akrep burçlarımız kariyerle ilgili çalışan akrep burçlarımız hı hı. ilerlemek istedikleri, görüşme yapmak istedikleri kişiler var ise lütfen yöneticilerle ilgilensinler, görüşsünler. Hatta bence şöyle bir şey böyle çok minik bir projede olsa Aslan Burcu nasıl böyle şey yapar, şatafatlar, allar, pullar büyütür orta Ortaya koyar. Hı hı. Bir markalaşmakla ilgilidir. O yüzden yaptığınız minik bir şey dahi varsa, onu yöneticinize şöyle büyüte, büyüte, boh bohlaye, boh koyun. Çünkü evet iyi başarıyorsunuz bu dönemde duyarsınız. Bir diğer taraftan yöneticilerle yeni görüşmelerle ilgilenmek için güzel bir zaman dilimi. Bir diğer taraftan şöyle bir şeyimiz var. Bütün bu parlama sürecinde benim kendi ihtiyaçlarım ve ilişkilerdeki denge kurmam. Bütün bunların hepsindeki bir dengeye ihtiyacımız olacak. Akreplerin kuzey yıldızı Boğa tarafına gittiği için karşı tarafın hızına karşı tarafın hızına saygı duymaya biraz ihtiyaçları var. Ancak bu sürecin içine de şunu diyecek akrepler. Ben sana saygı duyuyorum. Evet, kendimden de bazı şeyleri geride bırakıyorum. Ama Onuncu ev nedir? Görünürlüktür, itibardır. Toplumun içindeki yerimiz, duruşumuzdur. E biz nereye gidiyoruz? E biz ne oluyoruz? E biz yani beni alemle mi tanıştırıyorsun? Aileyle ilgili bir kriz varsa bunun için çözüme bir adım mı atıyorsun? O yüzden böyle bir ilişkinin içindeki bir düğümün ucundan ipi tutup çözmek isteyecek akrep burcu Evet, burçları. akreplik akrepler de genelde netlik isterler hayatlarında. Evet. Belirsizliklerden çok yorulurlar Aynen. ve istemezler o yüzden onların da daha Baksana. net olacağı bir süreç evet. yine. Yani bazı akreplerin bu dönemde yine e, ortaya çıkan bir böyle olay belki ailelerin araya girmesi falan böyle bir anda ben bu ilişkiyi bitiriyorum ya. Bunca zaman sabrettim çünkü akrepler ikimiz de biliriz yani sabredip Hı -hı. sabredip sonrasında bir noktayı koyma huyu vardır ya noktayı koyabilirler vallahi bu dönemde. Evet, Hiç belli tabii. olmaz. Akreplerin sabrını <laughs> sınamayın lütfen. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Zaten <laughs> Yeterince aslında bir sabır da var yani İstek, istedikleri doğrultuda sabretmeyi çok bilirler ama herkesin bir sınırı var. Aynen. Hı hı. Gelelim hı hı. şimdi sevgili yaylarımıza. Hı hı. Ee, onlar evet. için nasıl bir donlay olacak? Leşeli burçlarımız. Yaylar nispeten güzel bir burç. Çünkü ateş üçgeni yaratacağı için keyifli gelecek. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar e, bu dönemin içinde artık hani böyle şeydeler. Ee, yeni bir sayfa açalım artık ilerleyelim bu dağınıklık bu yoğunluk, yoğunlukluk işte yoğunluk, bu yoğunluk finansal şeylerin peşinden koşmak artık ben buralardan yoruldum biraz mutluluk biraz neşe istiyorum dedikleri zamandalar. Venüs Retrosu ikinci evlerinde oldu sürekli parasal konularla ilgili kaygı yaşayıp duruyorlar son dönemlerde. Merkür Retrosu üçüncü evlerinden ikinci evlerine geçti kardeşler kuzenler yakınlar ortaklaşa alınan kararlar bunların finansal boyutu derken yaylar diyor ki ben özgürlüğümü istiyorum ya ben artık tekrar rahatlamak Yayınlar istiyorum. Yaylar çok sıkıldılar zaten evet. değil mi? Bir güney ay düğüm geldi değil bir mi? buçuk yıl. Yani zaten pandemide onları çok Aynen. sıktı. Özellikle ele avuca sığmaz yaylarımızın rahatlamak isterler. Hakları. Aynen. Şimdi bu Aslan Burcu'ndaki Dolunay 9. evlerinde. E, burası 9. evimiz neşeyle, umutla, rahatlıkla kendi doğal evleri bu arada. Hı -hı. Huzurla ilgili olan, daha neşeyle, umutla ilgili olan taraf. Tabii ki bir tarafta ticaret, girişimcilik, inançlarımız, maneviyatımız, akademik konular, yeni eğitimler, bütün bunlarla ilgili olan alanımız olacak. Bir diğer taraftan da bazılarımız için yurt dışı yabancılar, bazılarımız için yurt dışına gitmek gibi ya da hukuki meselelerle ilgili olacak. Eğer ki bütün bu temel, temalar ile ilgili uğraştığımız bir şeyler var ise aslında bir sonuç alacağız. Bir karşılık göreceğiz. Tabii ki burada neyimiz var? Güney Ay Düğümü 12. evlerinde şu anda. 12. evden geçişini de çok sevmiyoruz. Biraz önce konuştuğumuz o arkamızdan dönen krizler meselesi. O yüzden bütün bu konularla ilgili kendi kontrollerinin dışında ufak bir kadersel dokunuş belki bir pürüz, belki rotayı değiştirecek minik bir olayla karşılaşabilirler. Sorun değil. Akışta kalsınlar. E, zaten esnek burçtur. Buradan yeni bir yol üretecekler gibi dur. Duruyor kendilerini iyi ifade edecekler. İlişkileri yoksa da aslında bence böyle girdikleri ortamlardan, eğitimlerden, konuşmalardan, görüşmelerden yine bir iletişim aracının ucundan bir haber, bir konuşma gelebilir gibi duruyor yaylar için. Hadi bakalım güzel haberler. Ben de yükselen lazımlar. yayım evet. enerji astrolojisi eğitimi açmaya karar verdim. Hep bunu duruyordum. Yapayım mı yapmayayım yani mı bu diye. Tam dolun zamanı. Çok Aynen güzel. Bu, bu ara... Ne zaman Bilmiyorum. açıyorsun peki? Ee, Enerji Hastanesi'nin Mart'ta, 2 Mart'taki o güzel yeni aile beraber açacağım. İnşallah hmm. hayırlı uğurlu hmm. olsun. Biraz açarsan bize enerji de en azından hani merak şey edenler deriz için. ya böyle haritamı gerçekleştirmek için ben ne yapayım? Hı -hı. Haritamı aşmak için ben ne yapayım? Haritamızdaki sıkışmış enerjileri tespit edip bunları çözümlemeye sağlayacak olan çok güzel böyle şeyler vereceğim. Pistel gelişim ha, egzersizleri, güzel. spiritüel çalışmalar vereceğim. Kuantum drama, aile dizimi, çakra çalışmaları hepsini birleştirdiğim bir şeyim var. Harika olmuş. Özellikle... Evet. Benim gibi astroloji öğrenenler hmm. için bence çok faydalı bir eğitim olacaktır. Hmm. Çünkü tamamen kendimi haritamı iyileştirmek için öğrendim. Ee, böyle kişiler de tabii ki zaten profesyonel olarak bu işi yapanları öğrenmeli hmm. mutlaka ama e, benim gibi bireysel bakanlar da mutlaka fayda göreceklerdir. Aynen. Ne kadar süreli bir eğitim olacak? E, 8 hafta olarak planlıyorum hmm. şu anda. Çok güzel. İnşallah e, katılanlar faydasını görecektir. Hmm. E, önemli bir konuya parmak hmm. basmışsın. Hmm. Gelelim şimdi oğlaklara. Hmm. Tamam tamam. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlak burçları bu dolunayı biraz böyle sıkıntılı yaşayabilir diye düşünüyorum. Neden sıkıntılı yaşayabilir? Para meseleleri gündeme geleceği için. Harcamalar çıkacak, belki bir vergi, bir borç, belki bir çekilen kredinin karşılığı, yaptığımız yatırımın karşını aldık mı almadık mı gibi bir dönemden geçeceğiz. Tabii ki dolunay bize aslında şöyle de yapabilir. Dışarıdan bir kaynak da sağlayabilir. Ama bu kaynak dönüm noktaları, ay düğümlerinin ortası derken çok bereketli olur mu emin değilim. Zaten yükselenlerinde Venüsle Mars hareket ediyor. Bütün o geçtiğimiz Ocak ayının yoğunluğu ve sıkışıklığından sonra tekrar kendi hayatları için, istekleri için mücadele etmeye başladılar. Değişik bir auraları var bu dönemde. Bir çekim güçleri daha yüksek. E, ilişkilerle ilgili de bu böyle gerçekten de eğer ki bir e, ilişki istiyorlarsa o kendilerinin ufaktan bir yeşil ışık yakmaları daha iyi olacak gibi duruyor. E, ve biraz Venüs Mars birlikteliğiyle biraz önce konuştuğumuz parasal anlamda harcamalar daha çok olacak gibi duruyor. 8 Bizim cebimizdeki Dolunay'ımız bir parasal meseleyi karşımıza çıkartacaktır. Belki aile içinde bir sağlık temasını ya da kendimiz uğraştığımız bir şey varsa Aslan Burcu temalı bütün kalp sırt ağrıları gibi temaları karşımıza çıkaracaktır gibi duruyor maalesef ki. Biraz böyle krizleri yönetmemiz gerekecek. Şöyle bir 5-6 günlük dönemde sevgili aslanlar, sevgili oğlaklar olarak. Evet ve geldik şimdi Karşıt Burçları'nda evet, tamam. bir Dolunay deneyimleyecek kovalarımız. kovalara. Ah kovalarımız. Kovalarımız diyor ki 2021'den beri aslında Satürn Uranüs kareleriyle bu ilişki bana uygun mu? Evliliğimi devam ettireyim mi? Diyenler. ilişkide dikiş tutturamayanlar. Bırakmak, özgürleşmek isteyenler. Ayrılıp barışanlar şeklinde bir haldeler. Şimdi 2022'de bu tamamen bitmiş durumda değil. Bence 21'in üzerine bir böyle hani biraz daha katmerli bir yanı var. İki şeyimiz var bu dönemde. Aslan Burcu'ndaki Dolunay bazılarımız için zaten Ekim-Kasım aylarından beri devam eden 2021'de başlamış olan krizin devamı. Kimi kovalar diyecek ki ben özgürlüğümü istiyorum. Kovalar özgür burç. Kendimi seçeceğim. Merkür kendi burçlarında olacak. Kendilerini düşünecekler. Kendimi istiyorum diyecekler. Kimisi ilişkiyi bitirmek ya da ilişkide çıkan krizi yönetmek zorunda kalacak. Kimisi diyecek ki ben aslında şu kişiye duygularım olduğunu fark ettim. Duygularını fark et gibi olacak ve ben bu ilişkinin peşinden koşacağım, ben bunu geride bırakmayacağım diyecekler. Venüs Mars ikilisi 12. evlerinde olduğu için çok hızlı bir karşılık alamayabilirler. 6 Mart'a kadar olan dönemde biraz daha platonik kalabilir ilişki ya da ulaşmakta zorlanabilirler karşı tarafa. Veya kriz çözümleme ise bunun için de hala daha gizli bir süreç kalabilir. 6 Mart sonrasında şey ilişkileri oluşturmaya başlayacak sevgili Kova burçları. Bu dönemde şu çok önemli bence. kariyer ve e, ilişkideki gidişat arasında dengeyi korumak önemli olacak. Güney Ay düğümü 10. evlerinden geçiyor. 10. ev Aynı zamanda evliysek ya da bir partnerimiz varsa eşimizin ailesi demek. Demek ki eşimizin ailesi tarafındaki bazı krizlerin bizim ilişkimize yansıması olasıdır, söz konusudur. Bunları doğru yönetmek önemli olacak. E, ya da bizim yaşadığımız krizlere aileler dahil oluyordur bir şekilde ve bu daha çok hallaç pamuğu yaratabilir. Buralara girmeyelim. İlişki ve aileyi biraz ayrı ayrı yönetmeye ihtiyacımız var çok kolay olmayabilir Hı -hı. tabii ki ama biraz daha böyle bir dönem. Evet, sonra aileler işin içine girince biraz sıkıntılar Hı -hı. oluşuyor. Çiftlerin birlikte halletmesi daha güzel olur aslında. Hı -hı. Bence kovalar bunu başarır diye Hı -hı. düşünüyorum. Bence de yani o özgürlükleri, o mantıklı halleri, Hı -hı. önceliklerini iyi belirleyen halleri iyi olacaktır gibi duruyor. Evet ve geldik Hı -hı. şimdi de balıklarımıza. Hı -hı. Onlar nasıl etkileyecek Aslan dolunayından? Sevgili balıklar ve yükselen balıklar bu dönemde biraz daha fazla günlük koşturmacanın içindeler. Kimisinin iş yoğunluğu çok fazla, kimisi günlük anlamda bir koşturmaca içinde rutinleri, alışkanlıklarıyla ilgileniyorlar, sağlıkla ilgileniyorlar. Bu sağlıkla ilgilenme tabii ki eğer ki zorlu bir temamız var ise kalple ilgili işte bu biraz önce konuştuğumuz kan akışı ile ilgili, sırt ağrıları ile ilgili bir aile büyüğümüzün sağlığı ile ilgili hastanelere girip çıkmaları işaret edebilir. Ancak ben bunun birçoğumuz için şöyle olacağını düşünüyorum. Aslan yemeği içmeyi böyle şölenler yaratmayı sevdiği için tatlıyla ve karbonhidratla çok ilgili olduğu için öyle bir dolunay olacak ki bir anda bir dakika benim artık yeme düzenime el atmam lazım. Şekeri kesiyorum diyete başlıyorum gibi olabilir. Zaten dolunaylar da diyete başlamak için muhteşem evet, zamanlar. Evet dolunaydan özellikle bir iki gün sonra mı başlamak evet, daha iyi? Evet dolunay ertesi günde falan başlamak Hı -hı. gayet güzel çünkü o ödeme atmak vücuttan dolunayda büyür, büyürüz evet. e, sonrasında küçülmek ve ödeme atmak çok için güzel. ve hızlı kilo vermek için iyidir. Özellikle balıklar için de e, faydalı Ekstra olacaktır da, değil çok mi? evlerinde bir dolunay var. Başlamak Aynen. isteyen varsa balık yükselen balık başlasınlar. On ağzında dolunay gerçekleşiyor çarşamba günü. 17'si uygundur Aynen. herhalde. E, bazıları için de çalışan balıklarımız için iş ortamı içinde organizasyon yapısında birazcık e, şeyler hareketlilik olacağını düşünüyorum. Yöneticilerin rollerinin değişmesi, yerlerinin değişmesi gibi bir yöneticiyle yaşanan ufaktan bir gerilim gibi konularda gündeme gelebilir.